Merhaba sevgili arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Neden bu kadar uzun bir ara verdik? Her yazılımcı gibi ben de bu blockchain ve coin ortamlarına merak saldım. Belli bir süre bu konuda bilgi birikimi yapmak istedim. Bu konuda daha sonra birikimlerimi paylaşacağım. Şimdi bu videoda neler var? Önce ona göz atalım. Bu videoda programcılığın en önemli parçalarından fonksiyonları işleyeceğiz. Fonksiyonların tanımlanması, kullanımı, fonksiyondan çıkış ve değer dönmesi gibi konularımız olacak. Devam edelim. Peki neden fonksiyon? Bir dosya açmaya ihtiyacımız olduğunu varsayalım. Siz farkında olmasanız da dosya açarken arka planda genelde şu işlemler gerçekleşir. Dosya adını girersiniz. Dosya adındaki karakterleri arka planda kontrol edilir. Kullanıcı izinleri kontrolü yapılır. Diğer dosya bayrakları kontrol edilir. İzinler vesaire gibi şeyler. En sonunda dosya açılır. Burada tekrar tekrar dosya açmamız gerektiğinde bir önceki slayttaki işlemleri ne kadar çok tekrar etmemiz gerektiğini görüyoruz. Bir dosya açmak için 5 satır kod. C++ gibi dilde çok daha fazla kod olduğunu düşünün. Çok açık bir şekilde verimli bir yol olmadığını görüyoruz. Daha fonksiyon kullanımını görmedik ama burada sadece şeklen nasıl bir şey olduğuna bakalım. Gördüğümüz gibi fonksiyon kullandığımızda dosya açmak için kaç satır kod kullanırsa kullansın, tek bir dosya aç fonksiyonu yazarak tüm karmaşayı ve verimsizliği önleyebilir ve bu fonksiyonu tekrar tekrar kullanabiliriz. Neden fonksiyon kullanımına ihtiyacımız olduğunu anladıktan sonra artık tanımlanmasına geçebiliriz. Fonksiyon tanımlamaları şu öğeleri içerir arkadaşlar. Tabii önce bu saydığımız maddelerin dile göre değişebileceğini belirtmekte fayda var. Önce isimlendirme, sonra dönüş tipi, parametre belirleme ve fonksiyonun kullanacağı kodu yazıyoruz. Öncelikle fonksiyonumuza bir isim vermemiz gerekiyor. Normal değişken isimlendirme kurallarına dikkat etmemiz genel olarak yeterli. Bazı dillerde sistem fonksiyonu olduğunu belirtmek için alt çizgi karakteri başlangıç karakteri olarak kullanılabilir. Siz de kullanabilirsiniz ama sistem fonksiyonlarıyla çakışmaması için yine de belgeleri iyi incelemenizde fayda var. Fonksiyonumuza isim verdikten sonra bazı dillerde fonksiyonun döndüğü değerin veri tipini belirtmemiz gerekebilir. Bu özellikle C ve C++ gibi düşük düzey diller için geçerli. Üçüncü madde olarak parametreler var. Fonksiyonların en önemli avantajlarından biri, değeri değişebilir veriler üzerinde aynı işlemleri yapabilmemizdir. Örneğin dosya açmak istediğimizde her defasında farklı dosya adı belirtmemiz gerekebilir. Fonksiyonlara ihtiyacı olan bilgiyi dışarıdan iletme işini parametreler aracılığıyla yapıyoruz arkadaşlar. Fonksiyonun kodunu tanımlama işinde şu şekilde yapıyoruz. Fonksiyonun işlevsel olabilmesi için kendine ait bir veya daha çok kod dizisi olmalı. Fonksiyona ait bu kodu burada blok işareti içine yerleştirdik. Başka dillerin başka kuralları olabilir. Örneğin Python dilinde sadece girintilerden faydalanarak kodun sınırları belirleniyor. Onu ilgilendiğiniz dilin dokümanlarına bakarak fonksiyon kodunun nasıl yerleştirildiğine bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gerekli tanımlamalarımızı yaptıktan sonra örneklere geçebiliriz. Basit bir toplama işlemi yapan bir fonksiyonla başlayalım. Şimdi bu örneği biraz açalım. Önce isimlendirme ile başlayalım. Burada değişken tanımlama kurallarına uymamız yeterli olur demiştik daha önce. Çok uzun anlatılacak bir durum yok. Fonksiyonumuza burada toplama adını verdik. Burada fonksiyon olduğunu belirtmek için kodumuzun fonksiyon adında bir sanal anahtar kelime kullandık. Burası dilden dile değişebilir arkadaşlar. Bazı dillerde bu ifadenin yerine fonksiyonun eğer varsa döndürdüğü veri tipi, bazı dillerde de fonksiyon yerine başka anahtar kelimeler kullanılabilir. Örneğin Python dilinde def kelimesini kullanabilirsiniz. Parametreler daha önceden belirttiğimiz gibi fonksiyonların dış bilgi kaynağıydı ve fonksiyonların sürekli değişen verilerle çalışmasına imkan verdiğini söylemiştik.
Burada bütün veriler gördüğümüz gibi fonksiyonun içinde tanımlanmış. Bu şekilde çalıştırıldığında dışarıdan başka veriyle çalışma imkanı olmayacak arkadaşlar. Ve ne zaman bu fonksiyonu çağırsak hep 17 sonucunu verecek. Bazen tabii ki bu özellik işimize yarayabilir. Ama toplama gibi bir işlemde sürekli farklı değerlerle işlemler yapmak isteyeceğimizden bu özellik burada pek işe yaramayacaktır. O zaman fonksiyonlara dışarıdan veri aktaracak bir mekanizma kurmamız lazım. Fonksiyon içi verilerle işlem yapıldığını söylemiştik. Bu verilerin de değeri tabii ki değişebilir ama değiştirecek kodu da fonksiyon içine yazmamız lazım. O zaman da daha sonra fonksiyonu başka yerde kullanırken içine müdahale etme şansımız olmayacak. O nedenle verilerin içeride uğradığı değişiklikle müdahale edemeyeceğiz. Evet, bu slaytta fonksiyonlara dışarıdan veri iletebileceğimiz bir yol görüyoruz. Başka yollar da var tabii ama en sık kullanılan yöntem parametre geçirme yöntemi budur. Burada gördüğümüz gibi toplama işlemi için gerekli iki değeri parantez içinde iletiyoruz. Artık daha esnek olduk ve istediğimiz iki değeri toplayacak özgürlüğe kavuştuk. Bunu fonksiyon çağırırken göreceğiz. Son olarak da fonksiyon kodundan neyi kastettiğimize bir bakalım. Burada iki blok işareti arasında kalan sarı renk ile boyalı tüm kod fonksiyona aittir. Fonksiyonu her çağırdığımızda bu kısım çalıştırılır arkadaşlar. Her dilde bu blok işareti gerekli olmayabilir. Bazı dillerde start, end şeklinde anahtar kelimeler olabilir. Bazı dillerde de farklı başlangıç, bitiş ifadeleri kullanılabilir. Şimdi de bu yazdığımız fonksiyonları nasıl kullanacağımıza bakalım. Daha önce yazdığımız fonksiyonlar eğer farklı dosyadaysa o fonksiyonun bulunduğu dosyayı proje dosyamıza eklememiz gerekiyor. Nasıl yapıldığını daha sonra gerçek bir dil anlatırken göstereceğiz. Gerçek derken yine belki sanal olarak ifade edeceğimiz ama aslında uygun bir şekilde anlatacağız arkadaşlar. Burada fonksiyon çağrımının ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Sadece ismini yazmamız ve varsa ilgili parametreleri yine dilin özelliğine göre parantez içinde belirtmemiz yeterli oluyor. Burada fonksiyonumuzun adı toplama ve toplamak istediğimiz değerler 3 ve 5. Evet, gördüğümüz gibi şimdi en baştan şimdiye kadar anlattığımız fikirleri net hale getirelim. Fonksiyonumuzu fonksiyonlarım text isminde bir dosyaya yazmak istediğimizi düşünelim. Toplama ile ilgili bir fonksiyon yazacağız. Daha önceki slaytlarda anlattık, ismimizi verdik, anahtar kelimemizi kullandık, parametreleri belirledik ve en sonunda fonksiyon içi kodumuzu yazdık ve fonksiyonun sınırlarını belirledik arkadaşlar. Fonksiyonun işi bittiğinde bu geçici değişken kaybolacak, böylece hafızada gereksiz yer işgal etmeyecek. Sonraki satırda toplama işlemini gerçekleştirdik ve değişkenimize kaydettik, C değişkenini. Sonra sonucumuzu ekranda görebilmek için yaz komutunu kullandık. Ve blok kapama simgesiyle fonksiyonumuzu bitirdik. Şimdi bu yazdığımız fonksiyonu başka bir program dosyamızda kullanalım. Önce fonksiyonu bulunduğu dosyayı eklememiz lazım. Burada ekle anahtar kelimesinden sonra fonksiyonumuzun bulunduğu dosyanın adını yazdık. Tabii bu ekle anahtar kelimesi dilden dile fark edebilir. Sonuçta ekle anlamına gelen değişik anahtar kelimeler olabilir arkadaşlar. Örneğin İngilizcesi include veya import gibi anahtar kelimeler kullanmak gerekebiliyor. Sonrasında normal program kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. Burada şimdilik programımızın tek amacı toplamak olduğundan iki tane toplayabileceğimiz değişken tanımladık. Artık fonksiyonumuzu çağırabiliriz. Birinci kullanımda direkt değişken adlarını parametre olarak kullanarak fonksiyon çağırdık. İkinci de değişken kullanmadan direkt sayısal değerler girerek, üçüncüde de karışık bir şekilde kullandık. Derleyici parametrelerin kullanım sırasını parantez içindeki yerleşimine göre ayarlayacak. Sonuçları da ekrana gördüğünüz gibi yazdırdık. Şimdi de bir fonksiyondan nasıl çıkılır ona bakalım. Neden bu konuya değiniyoruz? Çünkü her zaman fonksiyonun sonuna kadar kodların çalışmasını beklemek istemeyebiliriz. Bazen erken çıkmamız gerekebilir. Örneğin bölme işlemi yapan bir fonksiyon yazmak istediğimizi düşünelim. Bildiğimiz gibi bölme işleminde bir sayının sıfıra bölünmesi tanımsız olduğundan
parametre olarak, bölen 0 olarak tanımlandığında fonksiyonumuzu hata verip sonlandıracak şekilde tasarlayalım. Tabii ki başka türlü tasarımlar mümkündür. Fonksiyondan çıkmak zorunda kalmadığımız bir tasarım yapabiliriz ama basitlik açısından şimdilik bölen 0 olduğunda fonksiyonu sonlandıralım. Bunu nasıl yapıyoruz? Burada gördüğümüz gibi dön adında bir anahtar kelime kullandık. Derleyici bu noktada fonksiyonun geri kalan kodunu işletmez. Buradaki hata mesajını yazar ve program kaldığı yerden, yani fonksiyonun sonrasındaki koddan devam eder. Burada fonksiyonumuza iki çağrı yaptığımızı düşünelim. İlk çağrıda iki değişkeni parametre olarak kullandık. Burada bölen değeri 0 olarak verildi. Bu şekilde çalıştığında fonksiyon kodumuza göre 0 değerini kabul etmeyecek. Hata kodunu ekrana yazıp fonksiyondan çıkış yapacak ve program bir sonraki bölme çağrısına geçecek. İkinci çağrıda bölme kurallarına aykırı bir durum olmadığı için sonucu sağlıklı bir şekilde ekrana yazacak. Evet, son olarak fonksiyonlar nasıl değer döndürüyor bir bakalım. Fonksiyonumuzun bir önceki versiyonunda hatırlarsanız herhangi bir değer döndürmüyor, sadece sonucu ekrana yazıyorduk. Veri tipleri konusunda sıkı kuralları olan dillerde, örneğin C++ gibi, fonksiyon yazarken fonksiyonun döndüğü değeri de belirtmemiz gerekirdi bu fonksiyon anahtar kelimesi yerine. Biz basitlik açısından burada belirtmeye gerek duyulmayan bir dil kullandığımızı düşünelim. Onun yerine fonksiyon anahtar kelimesini kullandık. Burada ilgileneceğimiz kısım son satırdaki kod. Gördüğümüz gibi fonksiyondan çıkış yaparken ki dön anahtar kelimesini burada yine kullandık. Farklı olarak dön değeri ile geçici olarak C değişkenine kaydettiğimiz değeri fonksiyonun çağrıldığı yere bırakacağız. Bunu derleyici bizim haberimiz olmadan otomatik olarak yapar. Fonksiyon kodu çalışır, fonksiyonun çağrıldığı yerde döndüğü değer kullanılır. Evet, biraz karmaşık gibi görünen bu slaytta neler yaptığımızı açıklayalım. Önce fonksiyonumuzun bulunduğu dosyayı ekliyoruz. Kullanmak üzere 4 adet değişken tanımladık. Bu kodda karmaşıklığa sebep olan yer toplama fonksiyonunun kullanıldığı yer. Toplama fonksiyonunun verdiği dönüş değeri çarpma işleminde kullanılacak. Bu çarpma operatörü arkadaşlar. Ve tüm işlemlerin nihai sonucunu depolayan S değişkenini ekrana yazacağız. İşlem satırında, yani burada neler olduğuna bir bakalım. S eşittir M çarpı toplama işleminde önce toplama fonksiyonu çalıştırılır. Burada verdiğimiz X ve P değerlerinin toplamı 30 olarak hesaplanır. Sonra çarpma işlemine geçilir arkadaşlar. Çarpma işleminde ilk değer M değişkeni, yani 100. Diğer değer toplama fonksiyonundan dönen 30 değeri olacaktır. Böylece çarpma işlemi gerçekleştiğinde, yani 10 çarpı 30 3000 değerini ekrana yazabileceğiz. Evet, burada şimdiye kadar yazdığımız iki fonksiyonu gösterelim. Gördüğünüz gibi burada işlem basamağında biri toplama işlemi kullanıyoruz. Biri de bölme işlemini fonksiyon isimleriyle tutarlı olacak biçimde. Ve değerini depoladığımız değişkeni de en sonunda döndürüyoruz. Sonuçlu değerini içerecek şekilde. Bu slaytta da bir önceki fonksiyonların daha kısa şekilde yazılmış halini görüyoruz. Dön anahtar kelimesinin iyi bir özelliği çoğu dilde aritmetik ve mantıksal operatörlerin sonuçlarını döndürmesi. Böylece fazladan değişken tanımlamak zorunda kalmıyoruz. Kodun ne kadar kısaldığına dikkat edin arkadaşlar. Sadece bir satıra düştük. Yine burada fonksiyonların döndürdüğü değerlerin kullanımını görüyoruz. Bölme işlemine parametre olarak bu bölme işlemini parametre olarak toplama fonksiyonunun döndürdüğü değeri geçiriyoruz arkadaşlar. Kısaca toplama fonksiyonu 25 değerinde döndürecek burada. Ve bu değer bölme fonksiyonunda bölen olarak ikinci parametre olarak kullanılacak. Bölme işleminin sonucu fonksiyon 4 değerini döndürecek. Ve bu dönen değer yaz anahtar kelimesiyle ekrana yazdırılacak. Karmaşık gibi görünüyor ama mantığını anladığınızda, ne kadar karmaşık yazılırsa yazılsın, bu şekilde kullanımını bilirseniz birçok dili rahatlıkla çözersiniz ve
yazdığınız kod miktarı daha az olur. Şimdi parametrelerin bazı detaylı özelliklerinden bahsetmek gerekiyor. Öncelikle fonksiyonun içine giren dışarıdaki bir değer değişime uğrar mı? Cevap dilden dile göre değişiyor arkadaşlar. Topla şeklinde fonksiyon yazdığımızı tekrar varsayalım. Burada dışarıdan bir değer girecek, buna 10 eklenecek. Sonraki slayta geçelim. Burada iki durum görüyoruz. Bunlar dil 1 ve dil 2 olsun. Birinci dilde dilin kuralları değişkenin değişmesine fonksiyon içinde izin vermeyecek. Fonksiyonun içinde geçici bir kopyası oluşturulacak, sadece o kopya değişikliğe uğratılacak. Fonksiyonun işi bittiğinde de o geçici değer kaybolacak. İkinci dil dediğimiz durumda dilin kuralları değişkenin fonksiyon içinde değişimine izin verir. Böylece değişkenin değerinin farklılaştığını fonksiyon çıkışında da görürüz. İzin vermeyen dillerde değişime izin verilmesi için genellikle belirli semboller kullanılır arkadaşlar. Örneğin C++ dilinde V sembolü kullanılıyor. Evet, fonksiyonlarda yavaş yavaş sona geliyoruz. Bahsedeceğimiz bir nokta kaldı. Bazı dillerde bir fonksiyonun tanımında kendini çağırmasına izin verilir. Bu tür fonksiyonlara kendini tekrarlayan ya da yinelemeli fonksiyonlar, yani İngilizcesi recursive function denen fonksiyonlar kullanılır. Tabii böyle bir fonksiyonun yazılabilmesi için bazı şartlar var. En önemlisi fonksiyonun sonlanabileceği bir kod yolu olmalı. Yoksa fonksiyon sonsuz döngüye girer ve sistemin tüm kaynaklarını tüketir. Program çakılır arkadaşlar. Burada bir örneğini görüyoruz. Eğer ifadesinde belirttiğimiz gibi parametremiz olan n sayısı 0 veya 1'e eşitse fonksiyon bir değerini dönecek ve sonlanacak. Onun dışındaki hallerde varsayılan kısmını çalıştırmaya devam edecek ta ki sonlandırma kısmına ulaşabilecek ve 0-1 değerine gelene kadar. Şimdi yazdığımız bu fonksiyonu programımızda şu şekilde çağrıldığını düşünelim. Faktöriyel fonksiyonumuz şu iki yoldan birini takip edecek arkadaşlar. Bir sonraki slaytta daha detaylı görelim. Evet, burada biraz daha detaylı görüyoruz. Fonksiyonun nasıl işlediğine bakalım. Burada n değeri 0 veya 1 olmadıkça yukarıdaki kırmızı renkli n çarpı faktöriyel n eksi 1 kodu çalışacak. İlk satırda sayımız 5 olduğu için bir önceki slide'da hatırlarsak fonksiyon sonlanmadan kendini çağıracak. Ama bu sefer parametrenin değeri 1 azalmış şekilde. Bu şekilde sonlanma değerine kadar fonksiyon sürekli kendini çağıracak arkadaşlar. Slide'da gördüğümüz gibi fonksiyon en altta durma koşuluna, yani n'ye eşittir 1 değerine ulaştı. Bu noktada artık fonksiyon değerler dönebilir ve işlemler yapılabilir hale gelebilir. Bu sefer en aşağıdan itibaren ya ihtiyacımız olan değerler döneceği için aşağıdan yukarıya doğru işlemlere başlanır. En aşağıda kırmızı ile belirtilmiş kodun n eşittir 2 olan şekli çalıştırılır. Çünkü fonksiyon n eşittir 2 değeri için durdu. Yani bu kısmı belirtiyoruz. Bu satırdan 2 değeri döner. Bir üst satırda n eşittir 3 için olan kod çalıştırılır. Bir aşağıdaki n eşittir 2 kodundan 2 değeri dönmüştü. Onu da burada kullanabiliriz. Bir üste daha çıktığımızda bu sefer n eşittir 4 değeri işlenecek. Yine bir alttan n eşittir 3 için 6 değeri gelmişti. Burada kullanıyoruz. En üste n eşittir 5 için bakalım. Bir alttan n eşittir 4 için dönen değer 24'tü. Bunu da kullanınca nihai 120 değerine ulaşıyoruz. Bu slaytta da daha şematik halde gösterimini görelim. Bir önceki slaytın aynısı, sadece farklı gösterimi. Fonksiyon en altta durdu ve artık yukarı doğru işlenmeye hazır. Burada faktöriyel 1 kısmında 1 değeri dönüyor ve işlemlerimize başlıyoruz. Burada 2 değerimiz vardı.
Demek ki ne eşittir 2 çalıştırıldığında fonksiyonumuz şu sonucu, yani 2'yi döndürecek. Bir üstte n eşittir 3 için işletimini görüyoruz. Burada faktöriyel 2 değerinden dönen değer bir alttaki kısım, yani 2 olacak. Yine işlemimizin sonucu fonksiyon faktöriyel 3 için 6 olacak. Bir yukarı n eşittir 4 için çalıştırdığımızda buradaki değerden faktöriyel 3'ten bir aşağıda 6 gelmişti. Buradan da 24 sonucunu elde ediyoruz. Ve en son n eşittir 5 için çalıştırıldığında faktöriyel 4'ten gelen 24 sonucuyla beraber çarpıyoruz ve en son 120 değerini elde ediyoruz. Burada aynı faktöriyel fonksiyonun kendini çağırmadan yazılmış halini görüyoruz arkadaşlar. Biraz bahsedelim burada. Önce sonucu depolayacağımız ve yeterince kapasiteli bir değişken tanımladık. Değişkeni tanımladıktan sonra asıl işlemi yapacak kod kısmını tanımlayalım. Parametremiz bir değerine inene kadar işlem yapılacağından döngü kurmamız gerekiyor. Burayı da döngü için anahtar kelimesiyle başlattık. Sonuç değişkeni her çarpımda giderek büyüyecek ve bu arada n parametresi her döngüde birer azalacak. Ve en son 2 olacak şekilde ayarlandı. 1 yapmadık çünkü 1 ile çarpım sonucu değiştirmeyecek. Boşuna işlem yapmaktan kaçınmış olduk. Normalde buradaki koda bir bakalım önce arkadaşlar, onu da açıklayayım. Burada bir operatör kısaltmasını görüyoruz. Buradaki kodun açılımı şu şekilde. Yani sonuçla n değeri çarpılacak. En son yine sonuç değişkeninin içine kaydedilecek demek. Operatörler dersimize tekrar bakarsanız bu kısaltmaların anlamlarını görebilirsiniz. Normalde yinelemeli fonksiyonların kullanım sebeplerinden biri kodun okunabilir olması. Ama burada kararı siz vereceksiniz. Eğer kodda çok belirgin bir iyileşme yoksa yinelemesiz versiyonu yazabilirsiniz. Ve yinelemeli fonksiyonlar yığın hafızasını çok etkin kullanacağından program çakılma ihtimali diğer versiyona göre çok daha yüksek. Bu şartları düşünerek program tasarımınızı ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, programcılığın en önemli ayrıntılarından biri olan fonksiyonları işledik. Yaptığımız işleri kısaltmanın ve verimli olmanın en önemli yollarından biridir. Program bakımı kolay, takibi daha kolaydır. Ustaca yapılandırıldığında yazdığınız fonksiyonları başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.